Çoş çoş. Çüş. Merhaba arkadaşlar, hepinize saygılar, selamlar. Bugün sonbahar göç yolculuğuna başlıyoruz. Horasan'da bir arkadaş var. Onun da koyunları var. Onu da alacağız. Oradan Iğdır'a doğru ilerleyeceğiz. Bu göç yolculuğumuz da yaklaşık bir ay sürebilir. Tabii kar, yağmur, fırtına. Artık neler yaşayacağız? Kurtlar, ayılar, insanlar. Neler yaşayacağız bu yolculukta? Hep beraber göreceğiz. Ve artık çetin bir sezonu kapatmanın son adımlarını yürüyeceğiz hep beraber. Bu yolculukta sizleri yanımızda görmekten mutlu oluruz ve yanımızda olmanız bize güven verecektir. Nasıl sağlayacaksınız işte bu yardımlarınızı? Sosyal medya üzerinden, bazen de fiziki. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdilik yolumuza çıkalım artık. Bizim için zor olan şu kayalıkları, şu vadileri, şuraları açtıktan sonra artık biraz daha yumuşak bir arazide ilerleyeceğiz. Biraz daha taşın az olduğu, kayalıkların az olduğu arazilerde ilerleyeceğiz. Bu derede çok şükür sağ salim çıkabildik zayiatsız. Öncelikle canlarımız sayesinde, köpeklerimiz sayesinde dereden sağ salim çıkabilmeyi başardık. Ve şurayı aşarsak artık işimiz bitmiş olur. Burası gerçekten çok yoruyor bizi. Acayip yordu bizi. Akşamları şevin dediğimiz gece koyun otarmasına bir türlü uykudan uyanamıyorduk. Çünkü gündüz şu yamaçları inçik. Artık dizimizde derman kalmıyordu. Thank you.
dere imanımızı gevretti artık. Yürüyemiyoruz. Resmen şurada, şuralarımızda kaslar çatlamaya başladı. Yeni kaslar oluştu. Hiç kullanmadığımız kasları kullanmaya başladık burada. Şöyle nereden geçerim diye bakıyorum. Şu kayalıktan gitsek biraz üste düşer. Şuradan inelim. Şu ağaçlıklardan. Şu yamaçtan. Eşekler de oradan rahat ilerler. Ve çıkar gideriz. Yeni ufak yeşil ot çıkmış. Onun için sağa sola koşuyor. Biz de yağmur başlamadan şu dereden çıkmaya çalışıyoruz. Ben de şemsiyemi kaybettim zaten. Bakalım nasıl yapıyoruz şemsiye işini. Bunların hepsi elma için koşuyor. Zannediyorlar bütün ağaçlarda elma var. Abi burada vardı. Valla bundan sonra da elmayı nah görürsünüz. Elma için perişan ettiniz bizi bu dağda. Bunlar da ayılar yesin. Bir şey olmaz. Bu köy Sarıcan Eleşkir Ağır. Koy transfer tepeye teşekkür ediyoruz. Bize sucuk yapmış, dana sucuk ev yapımı. Bakalım tadı nasıl. Haço! Murat abi bize tuz getirdi. Sağ olsun. Şemsiyem de. Bana bir şemsiye lazım. Şemsiye de onu getirdi. Yiyecek de getirdi. Keyfimiz keyif. Thank you.
Bu eşekler mahvetti beni ya. Sürüyle gezmiyorlar. Şu köy var. Karabacak. O köyün nahır çobanı var. Benim de bir tane power'ın şarjı bitmiş. Dedim götüreyim vereyim şarj etsin. Zaten yarın şu yukarı doğru çıktığım da ben de aşağı inip gider alırım. Oradan yolumuza devam ederiz. Adamı power'ı uzattım. Bana ne dedi? Ben götüremem dedi. Ya dedim neden, hani sorun nedir, hani power'ın sana ne gibi bir hani ağırlık olacaksa da köyde kalsın, ben gelir sabah alırım oradan. Yok diyor, götüremem ben diyor. E dedim köyden birisine ver. O yok diyor, köylüye de vermem diyor. Gerçekten şok oldum ben. Çok tuhafıma gitti. Hani insan var, insancık var. İnsana benzeyen var. Yani bu sadece bana iyilik yapmadı diye veya işte benim power'ımı şarj etmedi diye demiyorum. Yani insan bu kadar, hani ben değil, başkası olabilir, başka bir iyilik isteyebilir senden. Hani elektrik paranı da vereyim. Hani bu kadar da olmaz gerçekten dedirten insanlar gerçekten varlar, yaşıyorlar. Murat abi mesela söyledim, adam şemsiye getirmiş, kola getirmiş, bir sürü kek getirmiş, yiyecek getirmiş. Ondan sonraki koyunlara tuz getirmiş, kendi arabasıyla, traktörüyle çıkmış gelmiş, o dağa koyunlara tuz veriyor. O da insan. Bu insan, bu da insan. İşte ayıramıyor işte insan. Aslında zoruma gitti. Zoruma gitti. Neden zoruma gitti? Çünkü insanların bu derecede olabileceğini düşünemiyorum. Yani kabul edemiyorum ben. Bir insan bu kadar da olamaz bence. Ama oluyor işte. Onun yüzünden eşekler arkada kaldı. Koyun gitti. Ben bir daha ta nereye tırmana çıktım eşekler getirene kadar. Kantar içinde kaldım. Neyse. Kim ne yaparsa kendine yapar. Evet, koyun yatağı getirdik. Bugün yorucu bir gündü. Zaten o dereden çıkana kadar resmen tükendik. Bazı koyunlar var. İnan ki, inanıyorum. Ve yürekten söylüyorum ki kurtlar gelse hiç üzülmem onlara. Bazılar var. Hak ediyorlar gerçekten. Mesela bu bizim koyun. Ne kadar seviyorum. Ne kadar şey, ama bu hak ediyor. Kurtlar bunu yiyse hiç üzülmem. Bir bardak çay içeceğiz şimdi, gene bırakmıyor. Üste çıkıyor, oraya çıkıyor, buraya çıkıyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Çay kaynadı mı? Mağır 12 orta bezdi. Bazı fakirci çöp sana. Ya koyun var ya Cemal amca. Bak burası 200 koyunun yeri. Sen getirmişsin buraya 1300 koyunu, burada yatırıyorsun. Nerede yatacak? Bak ateşini burada yakacaksın. Koyunun da burada yatacaktı. Koyun burada durmaz. Hep yukarı gider. Hep yukarı gider. Ya benim lafım para etmiyor ki. Ben sana diyorum amca burada olmaz. Yok. İlla ki koyun burada yatacak. İlla ki yatacak. Tamam. O zaman kahrını da çekersin. Burası gepgeniş yer. Kocaman. Bırak orada yatsın. Biz de rahat edelim. Koyun da rahat etsin. Var ha. Neyse şaka bir tarafa. Bu gece yeri değişmiş koyunun. İlk defa 15-20 gündür ilk defa yeri değişiyor. Bu gece dikkat etmeliyiz. Çocuklar. Oo, bozu. Bozu. Bozu.
Buzu battaniye verir mi? Yok dedi, gerek yok dedi. Gece saat 2'de bu soğukta bu ateşte süper gidiyor. Geven. O dörtlü çete nereye gitmiş Cemal amca acaba? Geven değil. Guni. Benim o dörtlü çete acaba nereye gitmiş? Köyün etrafında dolanmış. Evet. Arkadaşlar o şu üstteki videoda bu görüntülediğimiz dört kurt tam buradaydı işte fotoğrafla. Onlar tam bu noktadaydı zaten. Aha, gökte bir yıldız kaydı. Orada uyanmış ha. Ha? Sana dedim sana battaniye. He, battaniye vermedim, üşütmüş. Buzu. Öyle buzgar, o da buzgarı takip ediyor. Rüzgar ne hareket yaparsa o da onun gibi yapmaya çalışıyor. İnsana da bir ayıyla boğuşsa tamam işte. Ayaklarımız üstünde. Güzel güzel. Hop. Tamam. Tamam. Yani basit almamak lazım. Kurtlara dikkat etmek lazım. Ayaklarımız ısıtsın. Bir nem var bu gece böyle. Kral düşüyor.
çiğ düşüyor galiba. Hala kırağa dönüşmemiş. Bir ateş daha yakalım. Gece uzun. Fındık. Çok yorulmuş. Şimdi yatma vakti. Gece nasıl ıslanmış ya. Geceyi açalım. Allah'tan uyku tulumu var. Ayakkabıları da çıkaralım. Ciplerimde bir sürü eşya var. Powerlar, o gece görüş kamerası. Var da var. Şöyle koyalım bunları da buraya. Islanmasınlar. Uyku tulumumuzda şimdi çıkarayım. Şu havada eşek var zaten. Onu da bırakalım. Teçhizatımızı çıkaralım. Kabloyu da çıkaralım. Böyle böyle işte arkadaşlar. Ivır'a kadar gideceğiz. Evet. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.